Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Burada AD ve DB arasında bir orantı verilmiş. DB uzunluğuna 3k, AD uzunluğuna 2k diyelim. AD uzunluğuna 2k, DB uzunluğuna 3k dedik. Bir de şöyle bir şey vermiş arkadaşlar. D noktasından geçen doğru üçgenin alanını iki eşit parçaya ayırdığına göre, üçgenin alanını iki eşit parçaya ayırdığına göre, yani ben F'den A'ya çizmiş olsam. Şöyle dersek buradaki 2 A'lık bir alan ise buradaki de 3 A'lık bir alandır. Yani buradaki parça neyse buradaki parçanın tamamı da aynı olmak zorunda. O zaman 3 A buradaysa buranın da 3 A olması için buraya A kadarlık bir parça kalıyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar BF ile FC'ye bakarsam FC'nin gördüğü bir parçalık alan var e, BF'nin gördüğü 5 parçalık alan var. O zaman burasının 5A olması gerekiyor. BF dediğimiz 5A, FC dediğimiz A olduğuna göre bunların oranından dolayı cevabımız 5 olacak diyebiliriz. İkinci sorumuzla devam edelim. AE4, EB5, BD6, DC x santim demiş. Şekildeki boyalı alanlar birbirine eşit olduğuna göre x nedir diye soruyor. Arkadaşlar buradaki parçanın alanı buradaki parçanın alanına eşit. Buradaki parça da B olduğunda. Bu birinci yol olsun. İkinci yol biraz daha basit ama birinci yolu da söylemek istiyorum. Şuradaki açı alfa ise sinüslü alan formülünü kullandığımızda 1 bölü 2 çarpı 9 çarpı 6, 9 çarpı 6 çarpı sinüs alfa alanı A artı B eşit. Aynı şekilde buradan da bakarsanız 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 6 artı x çarpı sinüs alfa. Bunlar birbirine eşit. Buradan şunlar birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürdü. E, 9 kere 6 54 eşittir. 5 kere 6 30 artı 5x. Arkadaşlar bunu diğer tarafa atarsam 24 eşittir 5x, x eşittir 24 bölü 5. Buradan cevabımız e eşit olacak. Ama şunu da yapabilirsiniz, bu da diğer bir yöntem olarak şöyle söyleyelim. Hani açıya girmeden, sinüs alana girmeden de şöyle bir şey diyebilirsiniz. Buradaki parçaları çizdiğimizde arkadaşlar. Şunları çizdiğimizde bu doğruların birbirine paralel olması gerekir. Bu kanattaki alanların birbirine eşit olması yamukta mümkündü ya da alan kaydırmayla mümkündü. O zaman şunu söyleyebileceğiz. Bunlar birbirine paraleldir. Paralelse 5'in 4 e oranı eşit olacak 6'nın x'e oranı. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 5x eşittir 24, x eşittir 24 bölü 5 olarak bulunur. Yani cevabımız e şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. AL BC yedik. AL BC yedik. Ye BK AC yedik. BK BK AC yedik. E, AC uzunluğu 24. AC uzunluğu yani şuradan itibaren burası 24 birim. BC uzunluğu 36 birim. Arkadaşlar burası 36 birim. AL uzunluğu 11 birim. AL uzunluğu 11 birim burada yukarıda bir köprünün projesi verilmiştir. Köprüyü güçlendirmek için kullanılan desteklerden BK'nın uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. BK'nın uzunluğu kaç birimdir? Tüm destekler aynı düzlem üzerindedir diye sormuş, söylemiş bize. Arkadaşlar şunu yapalım hemen. A'dan B'ye çizdiğimizde burada bir ABC üçgeni oluşur. Bu ABC üçgeninin alanına bakarsak ABC üçgeninin alanı 10 çarpı 36 bölü 2'den bulabiliriz. Burası 10 çarpı 36 bölü 2'den bulunabilir. Peki bu ABC üçgeninin alanı yükseklik çarpı yani şuraya x dediğimizde x çarpı 24 bölü 2'den de bulunur mu? x çarpı 24 bölü 2'den de bulunur. O zaman arkadaşlar buradan işlemlerimizi yaparsak paydadaki ikiler birbirini götürsün. 24'ü 6'ya bölelim 4 olsun. 36'yı 6'ya bölelim 6 olsun. 60 bölü 4x. Burası 60 burası 4x. E, x buradan arkadaşlar 15 olarak bulunur. Yani cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Ebrar şekil 1'de verilen bir kağıdı 3 eşit alana ayırarak şekil 2'deki gibi her bir parçayı farklı desene boyuyor. Farklı renge boyuyor. AHBC'ye dikmiş. A, AHBC'ye dik. AH 6 santim. HD 5 santim olduğuna göre ABX nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi birincisi şu. Bunların alanları birbirine eşitse yani buradaki gibi hepsi birbirine eşit alanlardan oluşuyorsa şu iki parçanın birbirine eşit olması lazım. Buradaki parça K ise buradaki parçanın da 2K olması gerekir. Bunu biliyoruz. Buna göre işlemlerimizi yapacağız. Bakın burası 5 ise buradaki parçalar tabii ki birbirine eşit. 90 dereceden gelen bu 5 buradaki parçalara eşit olacak. O zaman bu uzunluk 10. Burası 6 ise buradaki uzunluğun 8 olduğunu hemen söyleriz. Ne demiştik? Burası 2 iken burası 1 demiştik. O zaman burası 8 iken burası 4'tür. Bizden ne istemişti? AB uzunluğunu istemişti. 6 ve 4'e göre Pisagor bağıntısı uygulamamız gerekiyor. O zaman arkadaşlar buradan 4'ün karesi artı 6'nın karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir x'in karesine. 36 16 daha 52 eşittir x kare x eşittir 2 kök 13 olarak bulunur. Yani cevabımız c şıkkı olur arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam edelim. Bir kenarı 16 santim olan eşkenar üçgen biçimindeki kağıt orta noktalarından katlandıktan sonra D doğrusu boyunca kesiliyor. Elde edilen en küçük parçanın alanı kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Evet arkadaşlar bir kenar 16 olduğu için şuradaki parçamız 8 8 olacak. Sonrasında buradaki tabi içerideki parçalarda 8 8 olacak. Çok karışmasın diye şimdi yazmıyorum onu. Şimdi çok dikkat edin. Arkadaşlar buradaki parça buraya katlandı. Buradaki parça buraya katlandı. Buradaki parça buraya katlandı ve D doğrusu boyunca kesildi. Şimdi düşünün Buradan kesildiğini düşünürsek, d doğrusu boyunca buradan kesildiğinde, bu şimdi buraya katlandığı için, buraya katlandığı için, bunu buraya katladığınıza göre, o zaman bu da buradan kesilmiş olacak, bu şekilde kesilmiş olacak. Sonra buradan bu şekilde kesilmiş olacak, çünkü bunlar buraya katlanmış oluyor. Bak, katlama buraya gelmiş oluyor, katlama yine buraya gelmiş oluyor. En sonda a'dan gelen, bunun üzerine katlandığı için, şuradan da bu kesilmiş olacak tam orta noktasından kesilmiş olacak arkadaşlar. Şunlar eşit olduğu için o zaman buradaki en küçük parçanın alanı soruluyor. Buradaki e, buradan kesildi bu bu şekilde bir parça. Yani alanlarına mesela A demiş olsanız burada bir parça A A A şeklinde oluyor. Diğer parçalar şunların hepsinin toplamı olmuş oluyor bir parça da burada kalıyor. E, tam ortadan kestiğine göre burası 4, 4, 4 olacak. Eşkenar üçgenin alanı şeklinde düşünürsek 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 16 bölü 4'ten 4 kök 3 olarak bulunuyor. Yani cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam edelim arkadaşlar. AB 3 birim. AB 3 birimmiş. E, AC 4 birim. Burası 3 birim. Buradaki 4 birim. Burası tabii ki 5 birim olmuş olacak. Şimdi buradan baktığımızda 3'ün karesi bu çarpı tamamı işlemlerini kullanabiliriz. Buradan gerekli işlemleri yaparsak ne çıkacak bakalım. Ya da şunu düşünebilirsiniz. Buradaki P buradaki K olduğuna göre 3'ün karesi eşittir P çarpı P artı K. Aynı mantıkla 4'ün karesi eşittir K çarpı P artı K dediğimizde. Bunları birbirine oranlarsanız P'nin K oranı 9 bölü 16. O zaman arkadaşlar ben direkt şunu yazabilirim. P'nin K oranı. Demek ki burası 9'un katı. Burası 16'nın katı. Dikten dik indiği için öklit bağıntısı 9 çarpı 16 144. Demek ki burası 12'nin katı. Burası 12'nin katıysa burası da tabii ki 15'in katı olmuş olacak. Yani şey olarak baktığımızda 3 ise 15K eşittir 3. K eşittir 1 bölü 5 şeklinde gelecek. Buradaki uzunlukları buna göre tespit etmiş olacağız. Şimdi baktığımızda arkadaşlar buranın alanıyla buranın alanının eşit olması. Şuraya da Y diyelim. Buradaki üçgenin alanını yazalım. 9K çarpı 12K bölü 2. 9K çarpı 12K bölü 2. Buradaki üçgenin alanı eşit olacak şu üçgenin alanına. Buradaki açıya alfa açısı deseniz. Buradaki açıya beta. Buradaki açıya alfa deseniz. Sinüs alan formülünde buradan yazsam. 1 bölü 2 çarpı 16K çarpı Y çarpı sinüs alfa yerine de 9K bölü 3 yazabilirim. 9K bölü 3 yazabilirim. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 9K'lar birbirini götürsün. E, buradaki 12K ile 16K'yı sadeleştirirsem 4'e bölersem 3, 4'e bölersem 4. E, şuradaki bölü 2'ler birbirini götürsün. 3 kere 3, 9 bölü 4. Yani Y değerinin 9 bölü 4 olduğunu görüyorum. O zaman arkadaşlar tamamı 4 ise 4'ten 9 bölü 4'ü çıkartıyorum. 4 kere 4, 16. 16'tan 9'u çıkarttım. 7 bölü 4 olmuş olacak. Yani cevabımız B a şekli olur arkadaşlar. 7. sorumuzla devam edelim. 1 numaralı merdiven duvarın D noktasına ve zeminde A noktasına, 2 numaralı merdiven ise duvarın C noktasına ve zeminde B noktasına değmektedir. DEFC dikdörtgendir. AB'den DC'yi çıkartırsam 12 oluyormuş. AB'den DC'yi çıkartırsam 12 oluyormuş. O zaman yani şu ikisinin parçası toplamı 12 olmuş olacak. E, buradaki DAB açısı 15 derece. Şuradaki açı 15 dereceymiş. E, merdivenler ile duvar arasındaki dik üçgenlerin alanları toplamı nedir diye soruyor. Arkadaşlar e, şöyle düşüneceğiz. Sonuçta bu doğru buraya paralel. Yani duvarın DC parçası EF parçasına paralel. O zaman ben şunu şöyle yapmış olsam. E, şuradan itibaren bir paralel doğru çizmiş olsam buraya. Nereye geldiğinin çok da önemi yok. Ee, şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi bakın burası 15 ise yani bu doğruyla duvarla bu merdiven arası 15 ise o zaman şurası da 15 derece. Şuradaki açı 75 derece. E, o zaman bu duvara ben A demişsem şurası A kadar olacak. Demek ki burası 12 kadar olacak çünkü buradaki uzunluk farkı 12'ymiş, Bunu söyleyebiliyoruz. Burası 12. E 75, 15 şuradaki açımız 90 derece. 15, 75, 90 üçgeni. O zaman arkadaşlar burası 12 ise 12'nin dörtte biri uzunluk 3 olacak. Demek ki yüksekliği 3, tabanı 12 olan bu iki üçgenin alanını soruyor bize. 6 kere 3'ten de 18 birim olarak bulunur. Yani 7. sorumuzun cevabı D şıkkı olur arkadaşlar. 8. sorumuza devam edelim. ABAC'ye dik olan ABC üçgeni çiziniz demiş. AB ABAC'ye dik olan bir ABC üçgeni çizelim hemen. AB AC'ye dik olan bir ABC dik üçgenini çizdik arkadaşlar. Burası 90 derece A B şurası da C olsun. Sonra BE EC olacak şekilde E noktasını BC üzerinde alın demiş. Ee, neresi? E, C, Y, K diyeceğim için şurada bir yerde bir E noktası alırım. Şurası K, burası 3K olacakmış. Sonra e, bu şekilde yazdık. DC 6 santim. DC, DC neresiymiş? Şurası, şurada bir D noktası alacakmışız. AC üzerinde. AC üzerinde bir D noktası aldım arkadaşlar. DC'nin de 6 santim olduğunu söylemiş. B ve E noktalarını D noktası ile birleştiriniz. B ve E noktalarını D noktası ile birleştiriniz demiş. Şöyle birleştirdik. Evet şeklimiz budur arkadaşlar. Birleştik. Yukarıda yapılan çizimde BDE üçgeninin alanı ABD üçgeninin alanından 2 santimetre kare fazla olduğuna göre AD kaç santimdir diye soruyor bize. Evet arkadaşlar Şimdi buradaki işlemlerimize başlarsak ee, Buradan hemen başlayalım. Şuradaki başka bir uzunluk verilmiş mi? verilmemiş sanıyorum. Burası 6. Şuradaki uzunluk için AB 8 verilmiş. arkadaşlar. şurası 8 birim olarak verilmiş. Hemen buradan yaptığımızda 8 çarpı 6 bölü 2. 8 çarpı 6 bölü 2 48 bölü 2'den 24 olacak. 24 dediğimiz yer 4 parçaya ayrılıyor. Bakın bir parçası şurada 3 parçası burada. 24'ü 4'e bölersem buradaki parça 6 buradaki parça 18 olacak. Evet buna göre AD nedir diye sormuş. Bize şuradaki parçayı soruyor. Çok dikkat edin arkadaşlar. Buradaki ABD'nin alanı ABD'nin alanı BDE'nin alanından 2 cm kare fazlaymış. BDE'nin alanı buradan daha fazlaymış. O zaman burası 16 olacak. Yani burası 18 ise buradaki uzunluk 16 olmuş olacak. E burası 16 burası 24. Arkadaşlar o zaman 16'nın 24'ü oranı ya da şöyle de yapabilirsiniz. Direkt şuranın alanı 16 olduğuna göre ben orandan gitmeyi düşündüm bir an ama şu daha kolay gibi geldi. 8 çarpı x, x bölü 2 16. 8 çarpı x bölü 2 eşittir 16 olduğuna göre arkadaşlar x'in buradan 4 olması gerekir. Yani cevabımız c şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Daha farklı çözümleri mutlaka vardır ama şu an ilk olarak aklıma gelen çözüm bu olduğu için bunu yaptım. Bununla birlikte bu soru da bitti. Bu konunun testi de yani 5. test de bitmiş oldu. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.